Şimdi de Türkiye'den Bağımsız Türkiye Partisi ile Rusya'dan Liberal Demokrat Parti arasında gerçekleşen işbirliği protokolünün imza anına gidiyoruz. Protokole BTP Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş ve Rusya Liberal Demokrat Partisi'nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Roman Ivanovich Kudyakov imza koydu. İmzaların ardından konuşan Kudyakov, ülke olarak Profesör Doktor Haydar Baş ve milli ekonomi modeliyle tanışmalarının bir dönüm noktası olduğunu söyledi. İçin bu tarihi mutabakatı imzalayacak olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş ile Liberal Demokrat Partisi dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Vekili Milletvekili Roman Ivanovich Kudyakov'u sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım, buyurun Sayın Başkan Vekilim. Türkiye'den Bağımsız Türkiye Partisi ile Rusya'dan Liberal Demokrat Parti arasında yapılan işbirliği protokolü imzalandı. Protokole BTP Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş ve Rusya Liberal Demokrat Partisi'nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Roman Ivanovich Kudyakov imza koydu. Değerli misafirler, şu anda Rusya Federasyonu Devlet Duması Erkanı LDP heyeti ile Bağımsız Türkiye Partisi arasında yapılan işbirliği protokolünün imza törenini izliyoruz. Şu anda imzalar atılıyor. İmzaların ardından Profesör Doktor Haydar Baş ve LDP Genel Başkan Yardımcısı Kudyakov birer konuşma yaptılar. İlk konuşmayı konuk partinin Genel Başkan Yardımcısı Kudyakov yaptı. Kudyakov konuşmasına Rusya'da Müslümanlar için atılan adımları anlatarak başladı. Profesör Doktor Haydar Baş'ın sosyal devlet hakkında kitabındaki düşüncelerini uygulayan Rusya'da 200'den çok halk barış ve huzur içinde yaşamaktadır. Rusya'da Müslümanlar için birçok cami inşa ediliyor. Onların inanç ve geleneklerine saygı gösteriliyor. Kudyakov konuşmasına Genel Başkanları Vladimir Jirinovski'nin 27 Şubat 2013'te Rusya Duması'nda Profesör Doktor Haydar Baş'la görüşmesinde söylediği "Ne mutlu Türk'üm" diyene sözünü de hatırlattı. Vladimir Wolfovich Jirinovski "Ne mutlu Türk'üm" diyene. Bizim düşmanlarımız yüzyıllarla Türkiye ve Rusya'nı karşı karşıya koymuşlar. Bunun sonucunda ülkelerimiz arasında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanmıştır. Vladimir Jirinovski geçen yıl Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'la Rusya Devlet Duması'nda görüştüğü zaman bir Türkolog gibi Büyük Atatürk'ün sözlerini hatırlatmıştır. Ne mutlu ki Türk'üm diyene. Partisi LDP'nin Bağımsız Türkiye Partisi ile benzer değerleri savunduğunu ifade eden Kudyakov konuşmasında Rusya'nın İslam dünyası ile yakınlaşmasına dikkat çekerek şu kritik ifadeleri kullandı. İstran zolotova milyarda. Rusya ve İslam dünyası arasında ittifak kaynakları tükenmekte olan Avrupa'ya ve sınırlı kaynaklara sahip olan ABD'ye karşı birliğin yaranması demektir. Suriye meselesinde Rusya'nı destekleyen Çin, Hindistan, Brezilya gibi ülkeler de Batı'ya karşı bu ittifakta birleşiyorlar. Böylelikle çok önemli enerji kaynaklarına ulaştıran komünikasyon yolları bu blokun kontrolüne geçmiş olacaktır. Bu ise ABD sömürgücülüğüne karşı önemli bir tepkidir. И потенциал для сотрудничества еще нами не реализован. ABD tüm dünya bölgelerinde istikrarsızlık olmasına çalışıyor. Ona güçlü yandaş değil, müstemleke devletler lazımdır. Tüm dünya birçok kere ABD'nin kendinden sonra harabeye dönüşmüş ülkeler, vatandaş savaşları, fakirlik ve terörizm bırakmasına şahit olmuştur. Son Ukrayna olayları buna örnektir. ABD Devlet Departmanı, Merkezi İstihbarat Örgütü ve diğer özel hizmet örgütlerinin müdahalesi sonucunda Güneydoğu Ukrayna'da kendi halkına karşı kanlı operasyonlar sürdürülüyor. Sadece bak buna göre bizim partiler bağımsızlık prensibini
savunmak için işbirliği anlaşması imzalıyoruz. Konuşmasında milli ekonomi modeline de geniş yer veren Rusya Liberal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Kudyakov, ülke olarak Profesör Doktor Haydarbaş ve milli ekonomi modeliyle tanışmalarının bir dönüm noktası olduğunu söyledi. В лице наших политических партий. Rusya Liberal Demokrat Partisi milli ekonomi model ve şahsen Haydarbaş'la tanıştıktan sonra biz Türkiye'ni iyi bir dost ve itibarlı yandaş gibi yeniden keşfettik. Ve biz anladık ki biz birlikte hareket etmeliyiz ki düşmanların inatına birbirimize yardımcı olacağız. Bugün Rusya Müslümanlara ve diğer halklara onurlu hayat için geniş hukuk ve imkanlar garanti eden sosyal devlet gerçekleştiriliyor. İnanarak söylüyorum ki partiler arası ilişkiler hakkında bugün imzalanacak olan anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyası arasında uzun süreli ilişkilerin güçlenmesine hizmet edecektir. Kudyakov konuşmasını yaşasın Türk ve Rus halkı sözleriyle noktaladı. Da zdravstvuyut narod Turcii! Da zdravstvuyut narod Rossii! Da zdravstvuyut druzhba mezhdu Turciyey i Rossiyey! Yaşasın Türk halkı! Yaşasın Rusya halkı! Yaşasın Türk halkı ile Rusya halkı arasındaki dostluk!